Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, muhabbet kuşlarımıza ilk defa buğday çimlendirmesi yaptık. Muhabbet kuşlarımıza buğday çimlendirmesi vereceğiz. Bununla ilgili tam detaylı açıklamalı video ileriki zamanlarda gelecek. Şu an sadece ben ilk defa yaptığım için önce yapıp kendim görmek istedim sonuçlarını. Yani olaya tam hakim olup o şekilde bir video çekmek istedim. Sadece bununla ilgili ileride video geleceğini bilin. Yeterli arkadaşlar. Buğday çimlendirmesi ne işe yarar? Protein kaynağıdır arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımıza vitamin deposu diyebiliriz. Yani protein kaynağı. Muhabbet kuşlarımızı çabuk tüyden çıkartmayı sağlar. Muhabbet kuşlarını geliştirir arkadaşlar. Muhabbet kuşlarının daha parlak tüy yapısına sahip olmalarını sağlar. Muhabbet kuşlarının bağışıklıklarını güçlendirir. Muhabbet kuşlarına bağışıklık kazandırır. Yani bunun gibi birçok sebepleri var arkadaşlar. Ayrıyeten birçok vitamini de içinde barındırıyor. E vitamini özelliği de var. E vitamini bildiğiniz gibi muhabbet kuşlarında kızıştırmak için etkili bir vitamindir. Yani doğal bir E vitamini diyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz öncelikle sizlere şöyle bir açıp bu sadece 12 saatlik suyun içinde bekledi. Bir de 12 saat sadece nemli bezin altına böyle koyduk. Yani bu işlem bir günlük bir işlem. Bir 12 saat daha ihtiyacımız var. 12 saat daha böyle bezin altında kalacak. 3-4 saatte bir şöyle nemlendirme işlemi yapıyorum ben. Yani bu aparat sprey, içine su koyduk. 3-4 saatte bir muhabbet kuşları için yapmış olduğumuz buğdayı nemlendiriyoruz arkadaşlar. Bakalım bir gün sonra, yani 12 saat sonra ya da ben akşam 7-8 gibi alırım, bakarım duruma göre. Biraz daha büyümesi lazım bunların. Büyüdükten sonra 1 saat daha sirkeli suyun içinde bekletip, sirkeli suyun içinde bekletmemdeki amaç içindeki mikroplar, mantarlar, bakteriler, kötü huylu bakteriler ölsün diye sirkeli suda dezenfekte yapacağız. Sirkeli sudan sonra muhabbet kuşlarımızın ister mamasına, isterseniz mama kaplarına koyup önlerine bu şekilde verebilirsiniz. Dediğimiz gibi yakın zamanda bununla ilgili açıklamalı olarak bir video hazırlayacağız. Kanalımıza atacağız. Umarım videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik muhabbet kuşlarımızın durumları hakkında sizlere bilgi verelim. Evet arkadaşlar, tekrardan sizden beraberiz. Kısa bir 3 dakikalık video çekmiş olduk. Muhabbet kuşlarımıza buğday çimlendirdik. Onun detaylı videosu ilerleyen zamanlarda gelecek. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Günlük olarak vlog çekmeye çalışıyorum. Günlük olarak kanala video atmaya çalışıyoruz. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Arkadaşlar bugün temizlik yaptık. Her yer pırıl pırıl oldu ama bir saat sonraki durum bu şekilde. Yani ne kadar temiz olursa olsun hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece bir saatlik süre tanıyor bize. Muhabbet kuşlarımız yine etrafı batırmışlar, yaratılar. Neyse, onların canları sağ olsun. Onlar için diyecek bir şeyimiz yok. Canları sağ olsun, biz yine temizleriz. Evet, sarmamızdaki muhabbet kuşlarımızın durumları güzel. Dün mama yapmıştık. Mamanın içerisine kattığım ilaçları sizlere gösterdim. Carsulux vardı. Probiyotik kattık arkadaşlar. Animal oil vardı, ondan kattık. Bunları sizlere detaylı olarak videosunu çekmiştik. Muhabbet kuşları için mama yapımı kanalımızda vardır. Merak edenler varsa oradan izleyebilirler. Evet arkadaşlar, sarı DF'lerimizin çoğu tüye girmiş durumda. Hayvanlar ilk tüylerini atıyorlar. Şu karşıdakiler de Jumbo tepeli Japonez yavrularımızdan gelen. Bunlar da arkadaşlar Jumbo tepeli ve Japonez dişimizden gelen yavrular. Bakın maşallah, bunlar diğer kuşlara göre biraz daha iri boylular. Çünkü bunlara Jumbo kırması diyebiliriz. Şu karşıdakiler de sarı DF taşıyıcı. Üç kardeş. Onlar da yemliğin üstüne tünemişler. Onlara salmaya attım. Biraz gelişsinler diye, uçuş sağlasınlar diye buraya attık. Bu da arkadaşlar kızıldalları var. İçinde ilaç var, karışım var. Onu sürekli önlerinde bırakıyoruz. Canlar istediği zaman o kızıllardan yiyorlar.
Yani temizliğin gözünü severim. Gerçekten etraf paralı olduğunda insanın hevesi geliyor, iştahı açılıyor. Bir daha güzel video çekisi geliyor. Evet arkadaşlar, burada 3 tane yumurtamız vardı. Şu an için bakmadım. Bugün bunların yumurta günleri. Üst tarafta da sarı LP dişimiz içeride. O da yumurtaya yatıyor. Onun da bugün yumurta günü. Bakalım bugün 3. yumurtayı yapacak. Allah'ın izniyle. Bunlar da yumurta günü arkadaşlar. Bugün çoğu muhabbet kuşumuzun yumurta günleri. Belki de yumurta yapmıştır. Bakın ağzım nasıl açıyor kerata. Yani yorulmuş. Evet. Yani bakın arkadaşlar, ikinci yumurtayı yapmış. Büyük ihtimal daha yeni yapmıştır. Yani bu hayvan bayağı bir hızlı hızlı soğuk alıp veriyor. Yumurtayı yeni yapmış. Onun belirtisi bu. Neyse, onu fazla rahatsız etmeyelim. Alt tarafta rainbow takımlarımız var. Bunlarda bir gelişme yok. Bunları hala bekliyoruz. Yani bunlar bakalım ya. Aslında bunlarda umudum var ama ne zaman yumurta bırakacaklar bellisiz, yani onları da bekliyoruz. Bunlar da yağlanmış olan dişlerimiz arkadaşlar. Bunları ayrı kafeste besliyoruz. Bunlara mama vermiyorum. Sadece yem var önlerinde. Bunda da jumbo takımlarımız. Bunları bu şekilde ayarladık. Kafese koydum. Anlaşsınlar diye böyle koydum arkadaşlar. Yani şu an için zaten 4 aylık civarları. Hayvanlar daha küçük. Karşıdaki mantolu erkeğimiz biraz rahatsız arkadaşlar. Ona birkaç gün triflukan şurup verdim. Hayvan bakın biraz kendine gelmiş. Toplamış yani kendini biraz. Yani maşallah. Muhabbet kuşlarımıza baktığımız zaman ne gibi hastalıklar olduğunu az çok anlayabiliriz. Yani yeri geliyor pisliklerinden, kakasından anlıyorsunuz. Yeri geliyor duruşundan anlıyorsunuz. Yani muhabbet kuşu uzun süreli kabarık bir şekilde duruyorsa bilin ki mutlaka onda bir rahatsızlık vardır, bir hastalık vardır. O yüzden dolayı kabarık duruyordur. Yani size de tavsiyem, muhabbet kuşunuz uzun süredir kabarık duruyorsa bunun altında bir neden vardır. Evet arkadaşlar, jumbo takımlarımız var. Bunların yumurtası olmuş mu, şöyle bir bakalım. Yani maalesef bunlar daha yumurta yapmamışlar, keratalar. Yani şimdiye kadar yapmış olmanız lazım. Neyse. Bir hafta daha izin vereceğim sizlere. Daha doğrusu şu dişimiz, alttaki dişimiz yağlarını eritene kadar bunlara müsaade tanıyorum. Yani o zamana kadar yumurta yaptınız. Yapmadığınız dişiyi o dişiyle değiştireceğiz. Yani eş değiştireceğiz. Yani bakalım, inşallah yavrusunu alacağız, yumurtasını alacağız. Bakalım hayırlısı olsun. Burada da limon takımlarımız var. Dişisi yuvada. Dişisine bakıyorum pencere ucundan. Şöyle dişiyi de gösterelim arkadaşlar. Maşallah. 3 tane yumurtamız var burada. Limon takımlarımızın 3 tane yumurtası var. Tarih olarak atmışım buraya. 7-9-11. 13. Ayın 13'üne yumurta yapacak. Bir sonraki yumurtayı. O şekilde tarih atarsanız takip etmesi daha kolay olur. Bakın arkadaşlar. Burada da jumbo takımlarımız var. İkisi birden yuvanın içerisinde yatıyor. Bakın erkek de yatıyor, dişi de yatıyor. Kerata ya valla. Tam sevilmelik olmuş bunlar. Neyse, bunları rahatsız etmeyelim. Bunun da yumurta günü bugün. Büyük ihtimal 5. yumurtayı yapacak. Alt tarafta da jumbo tepeli erkeğimiz var. Dişimiz yine yumurtaya yatıyor. Kuyruğunu şöyle görüyorsunuz. Bunu fazla rahatsız etmeyeceğim çünkü bu biraz huysuz hayvan. Ondan dolayı rahatsız etmeyeceğiz. Alt tarafta jumbo tepeli erkeğimiz var. Bunların da alttan yumurtası vardı. Hayvan kuluçkaya yatıyor. 2 tane yumurtası doğru şu an için. Belki diğerleri boş çıkabilir. Hayırlısı olsun. Allah bereket versin. 2 tane yumurta dolu var şu an. Evet, son olarak da salmamızı bir kez daha gösterip videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağız. Arkadaşlar, muhabbet kuşlarımızın durumları iyi. Güzel bakıyoruz. Kaliteli bakıyoruz. Kaliteli ürünlerimiz var. Kaliteli ilaçlarımız var. Yani biraz ürün tanıtımı gibi oldu ama neyse. Muhabbet kuşlarına kullanmış olduğum ürünlerin bir kısmı bunlar. Yani bunları kullanıyoruz. Daha önceden kullandığımız omnivit vardı. Bir de fertilit vardı. Omnimit vitamin ilacı arkadaşlar, multivitamin.
Fertibit'te kızıştırıcı için arkadaşlar güzel bir ilaç, E vitamini. Az önce buğday çimlendirirken bahsetmiştim. Buğday çimlenmesinde E vitamini vardı diye. Yani bu da bir farklı yöntem. İlaç olarak tavsiye edecek olursak Fertibit derim ben. Yani Fertibit olabilir, Donfret marka var, Multivitamin var veyahut da Powerbank'in E50 var. Ondan da verebilirsiniz. Onlar da güzel kızıştırıcı. Metolemi Fort var arkadaşlar. Özel üçlü karışımdan beraber veriyorum. Yağlarımız var burada. Dezenfektan olarak bir konesiniz var. Bu da arkadaşlar LGS3 bit pire oluşumunu engellemek için bit dozu. Yuvarlıklara falan onu sıkıyoruz. Evet, şimdilik videomuz bu kadar. Akvaryumu da şöyle bir kısa olarak gösterelim. Akvaryumumuz da var. İki tane akvaryumumuz var. Alt tarafta lepistes balıklarımız var. Ama şu an için görünmüyorlar. Bitkilerin arasına geçmişler herhalde. Neyse arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.